Leyla Erbil Türkçe edebiyat için çok önemli bir isim. Onun dışında bizi en çok heyecanlandıran yazma biçimleriyle biriktirme biçimleri arasındaki bir takım paralellikler, benzerlikler oldu. Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi 2014 yılından beri üniversite içerisinde araştırmalarını sürdüren bir merkez. Merkez dahilinde Leyla Erbil özel koleksiyonu üniversitemize bağışlandı. Kızı Fatoş Erbil tarafından. Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden arkadaşım Zeynep Uysal'la birlikte kendisiyle ilk görüşmeleri yaptıktan sonra Leyla Erbil'in arşivini merkez çatısı altında topladık. 2016'da ilk malzemeyi merkeze getirdik. Daha sonrası ilk tasniflerle devam etti. Sonrasında da gerçek hakkını vererek bir koruma ve arşivleme yapabilmek için bir projeye dönüştürdük. Kişisel arşiv ışığında Leyla Erbil'in Edebi Dünyası projesindeki öncelikli amaç aslında Leyla Erbil'in malzemelerini muhafaza edecek hale getirebilmek. Bunun için de öncelikle kataloglamamız ve distize etmemiz gerekiyor. Muhafazayı asitsiz gömlekler ve asitsiz kutularda gerçekleştiriyoruz. 3 ana 18'e az kategoriden oluşan bir katalog ortaya çıkardık. Bu 3 ana kategori biyografi, edebiyat ve diğer olmak üzere ayrılıyor. Kendi el yazıları, müsveddeleri, yazdığı romanların, hikayelerin, kimilerinin ilk taslakları, üniversite yıllarından kalma defterleri, ders notları, mektupları, telefon defterleri, çalışması ile ilgili ve gündelik hayatına dair pek çok eşyası bu arşivin içerisinde. Bugüne kadar 2400 civarında belgeyi katalogladık. Bunun %30-35 kadarı da dijitalize olmuş durumda şu anda. Galiba benim için en heyecan verici olan yazma pratiğinin gündelik hayatına ne kadar etkin olduğunu görmekti. Bir dergi okuyor, onun üzerine not almış oluyor o yazı hakkındaki fikirlerini ama hemen bunun yanında da bir alışveriş listesi ya da bir telefon numarası yer alıyor. İlk hedefimiz bunların korunabilmesi. En önemlisi bu, o yüzden dijitalizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sergi hayalimiz elbette var.